Herkes başarıyor. Herkes zengin oluyor. Herkes ailesini kuruyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı. Ama bende yok. Herhalde benim nasibim yok. Kısmetim yok. Neden başkalarında oluyor da bende olmuyor? Gelin beraber bu soruya cevap bulalım. Değerli arkadaşlar, şöyle göstereyim. Kapılar var sevgili arkadaşlar. Hayatımızda devamlı kapalı kapılar var önümüzde. Böyle devamlı kapılar var. Her tarafta kapı var. Sağımızda, solumuzda hep kapılar var. Arkamızda, önümüzde. Ama bu kapılar genellikle insanlara kapalı. Çoğuna kapalı. Ama bazılarına açık. Bazılarına açılıyor. Sonra ona ne diyorlar? Bu kişi şanslı diyorlar. İşte nasipliymiş diyorlar. İşte kısmeti varmış. Yani onda oldu, bende olmadı. Çünkü benim nasibim yok, benim kısmetim yok. Ondan dolayı olmuyor diyor insanlar ve onun şansı yaver gitti, benim hiç şansım yok diyerek kendini insanlar genellikle avutuyor. Değerli arkadaşlar, her tarafta kapılarımız var ama çoğumuza bu kapılar kapalı. Sen de bu kapıların tam ortasındasın, öyle düşün, tamam mı? Yani şöyle diyelim, burası finansal özgürlük olsun, burası sana kapalı, sana açılmıyor bu kapı. Sonra ailedeki huzur, tamam mı? Bu kapı, aile kapısı, sen ailenden mutlu değilsin, huzursuzsun veya aileni kuramadın, evlenemedin daha. Veya sağlık kapısı diyelim, tamam mı? Sağlık kapısı da devamlı kapalı. Sen de şurada duruyorsun, bak şöyle duruyorsun, ortadasın. Bu kapılar sana kapalı. Sen de kendini nasıl avuttun? Biraz önce dediğimiz gibi benim şansım yok. Ben de olmuyor. Kısmetim kapalı. Benim suçum yok. Başkalar suçlu. O yüzden kapılar açılmıyor. Sağlık konusunda sıkıntı yaşıyorum. Sağlıklı düşünemiyorum. Bunun dışında meslekte başarısızlık. Meslekte başarılı olamıyorum. Çünkü patrondan dolayı sıkıntılarım var. Ve bu kapılar kapalı sevgili arkadaşlar. Bunun dışında başka ne var? Hayatta önemli olan bir de kişiliğimiz var değil mi? Bakın finansal özgürlük, zenginlik, mal, mülk, varlık, tamam mı? Sonra bu kapı kapalı. Aile konusunda kapı kapalı. Sağlık konusunda kapıların kapalı. Meslekte başarılı olamıyorsun, kariyer yapamıyorsun. Ondan sonra kişilik konusunda problemin var. Özgüvenin düşük, kendine söz geçiremiyorsun, sürekli erteliyorsun. Devamlı TikTok, Instagram, sosyal medya, kendini orada oyalıyorsun. Orada kendini oyalayarak mutluluk arıyorsun. Kapılarda açılması gerekiyor ama değil mi? Bu kapıların açılmasını istiyorsun. Peki neden başkalarında kapılar açılıyor da sende bu kapılar kapalı duruyor? Şimdi değerli arkadaşlar, kader gayrete aşıktır. Bu kapılar hepsi de otomatik. Hepsinin gözü var. Yani şuradan rengini değiştireyim. Şu üstte, şurada gözleri var. Kamera gibi bir sistem var. Normalde sen bu kapıya yaklaştığında, tamam mı? Yaklaştığında bu kapı açılıyor. Ama sen ortada durduğun için yaklaşamıyorsun ve bu kapı seni görmediği için kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor. Yani sen zorlamıyorsun bile. Kader gayrete aşıktır. Sen gayret etmiyorsun ki bir bu tarafa koşuyorsun, bir bu tarafa koşuyorsun, bir bu tarafa koşuyorsun. Maymun iştahlı insanlar var değil mi? Bir oraya, bir buraya böyle her şeyi çok hızlı kazanmak istiyorsun, ulaşmak istiyorsun. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya kapı açılmaya fırsat bulamıyor. Seni göremiyor. Sen yaklaşamadan sadece şu etrafta dolaşıyorsun. Burada dolaştığın zaman, şu gördüğün yerde dolaştığında seni sistem görmediği için, kamera görmediği için, yaklaşamadığından dolayı, kamera görmediğinden dolayı açılmıyor. Normalde bunlar hepsi otomatik. Bu kapılar kendiliğinden açılıyor aslında. Yaklaşırsan oluyor ama. Biraz enerji harcayacaksın, biraz gayret göstereceksin. Ertelemeden İlerleyeceksin ve istikrarlı olacaksın. Kafana koyacaksın, hedefine koyacaksın ve yaklaştığında bu kapı açılıyor sana ve bu kapı bir kere açıldığında devamlı açık kalıyor. Sonra sağlık konusunda, sonra finansal konuda sen ne yapıyorsun? Gayret gösterdiğinde
oraya doğru ilerlediğinde, kendini geliştirdiğinde, şahsiyet gelişimi yaptığında, kişisel gelişim yaptığında, istikrarlı bir şekilde finansal konuda kendini geliştirmek istiyorsan o tarafa ilerlediğinde bu otomatik kapının kamerası seni görüyor, sistem sensörü görüyor ve kapı açılıyor, devamlı açık kalıyor. Burada kafa yapısıyla alakalı, yani kafa yapısı, istikrar, ertelememe ve kendine inanma, özgüven kazanınca aynı zamanda şu gri olan bölge görünür oluyorsun. Yani sen görünmezsen de buraya yaklaştığında öyle düşün. Bak, sen görünmez bir adam olduğunu düşün. Bu sensör seni görmediği için kapı açılmıyor. Ama sen kendini geliştirdiğinde gri olan şey buradaki renk, tamam mı? Ne oldu? Siyah oldu. Ve siyah olunca bunu biraz daha belirgin yapalım. Orası belirgin olduğunda, kameraya, sensöre yaklaştığında kapı açılıyor. Her konuda aslında kapıların açılıyor. Özgüvenin artıyor. Bakın, şu kişilik özgüven, erteleme hastalığından kurtulmak, meslek konusunda başarı, ya okulda başarı, sağlıkta daha sağlıklı olmak. Bu senin güçlü. Yani sen eğer güçlü olursan, belirgin olursan, görünmeye başlarsan, rengin belli olursa ve hayır demeyi öğrenirsen, o da nasıl oluyor? Bu griden nasıl siyaha dönüştü? Sen kendini geliştirdiğinde oluyor. Griden, şu renkten bakın, siyaha dönüşüyor. Ama kendini geliştirirsen oluyor. Şahsiyet gelişimi yaparsan bir enerji oluşturuyorsun. Bakın, kendini geliştiren insanlar, şahsiyet gelişimi yapan insanlar, istikrarlı insanların duruşundan belli oluyor. Belirgin oluyor. Hayır demeyi biliyor. Görünür oluyor. Bir odaya girdiğinde sanki bir enerji yayıyor. Böyle etrafına enerji yayıyor. Buna işte kimisi aura diyor, kimisi bilmem ne diyor. Bir sürü şey diyorlar ama bir enerji diyelim, o sana bağlı. Buradaki kendine yatırım, tamam mı? Yani öz saygı, öz değer, kendine yatırım senin rengini ne yapar? Belirgin hale getirir. Griden siyaha dönüşürsün ve senin yaklaştığın kapılardaki sensörler seni gördüğünde otomatikmen şak diye kapılar açılır ve o zaman dersin ki, o zaman işte kapılar açılınca kapılar açıldı demeye başlarız. Ya bak, benim nasibim açıldı, benim kısmetim açıldı. Finansal olarak rahatladım, daha sağlıklı düşünüyorum. Mesleğimde başarılı oldum, özgüvenim arttı, ertelemeyi bıraktım, ailemle huzurluyum diyorsun. Ama ne zaman kendine yatırım yaptığında, kendi öz değerini, öz saygını arttırdığında ve güçlü bir renk kattığında, bir enerji yaydığında, o zaman etrafındaki kapılar bir bir açılıyor. Hem sağdan, hem soldan, hem yukarıdan, hem aşağıdan, bütün olmaz, yapamam dediğin, her şey imkansız gibi görünen, bütün her şey imkanlı hale geliyor değerli arkadaşlar. Onun için Peygamberimizin buyurduğu gibi, kendini bil ki ömrün zayi olmasın. İşte kendini bilerek, kendini geliştirerek oluyor bu. Öbür türlü kendini bilmezsen, kendini geliştirmezsen soluk bir tip oluyorsun. Soluk olunca şuradaki gibi, bakın şöyle soluk bir renk yapalım burada. Soluk olunca da seni sensörler görmüyor, kimse görmüyor. Sanki yaşayan bir ölü gibisin, kendini bilmediğinden dolayı ömrünü zayi ediyorsun. Peygamberimiz öyle buyuruyor, değil mi? Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Yani kendi ömrünü zayi etmemek için, güçlenmek için ne yapacaksın? Kendini bileceksin, kendini geliştireceksin, kendine yatırım yapacaksın. Ve görünür olduktan sonra da kapıların açılacak. Biz yıllardan beri Almanya'dan, değerli arkadaşlar, şurada Almanya haritasında çizeyim böyle, Almanya'dan Avrupa'daki Norveç, İsveç, Danimarka, artık ülkeler Fransa, Hollanda, Belçika, İspanya, hatta Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika, tamam mı? Bu bölgedeki yurt dışında yaşayan, Avrupa'da yaşayan Türklere yıllardan beri nasıl özgüvenlerini, öz saygılarını arttıracaklarını gösteriyoruz. Nasıl kendilerini geliştireceklerini gösteriyoruz. Online olarak 3 aylık, 6 aylık, 1 senelik programlarla kendilerini geliştirip kapıların açılmasına yardımcı oluyoruz. Nasıl açılacağını gösteriyoruz. Ve herkes, bizim programımıza katılan herkes
kendini güçlendirdikten sonra belirgin bir hale solup bir halden güçlü bir hale geldiğinde kapılarının açıldığını görüyorlar. Onu da zaten internete girip kendiniz de görebilirsiniz. Yani programa katılıp Avrupa'da kendini geliştirip nasıl finansal olarak rahatladığını veya ailede huzur kazandığını, nasıl daha sağlıklı olduğunu veya mesleki konuda kariyeri yaptığını veya özgüveni nasıl kazandığını arkadaşlarımız, programa katılan insanlar Instagram kanalında feedback kısmında anlatıyorlar. Onlar yaptı, siz de yapabilirsiniz. Onlar başardı, siz de başarabilirsiniz. Peki bu feedbackler nerede? Hemen size göstereyim değerli arkadaşlar. Instagram sayfasına girin. Binlerce feedback var. Yani programa katılmış Avrupa'dan kimler varsa hayatındaki değişiklikleri buralarda paylaşmışlar. Bakın buradan hemen okuyabilirsiniz. Feedback 1, feedback 2, feedback 3 böyle devam ediyor. Feedback 4 ve sonuçlar feedback 5, feedback 6, feedback 7, feedback 8, feedback 9, feedback 10. Bir bu kadarı da arşivde duruyor daha. Paylaşamadığımız vaktimiz yok. Ama görünen köy kılavuz istemez. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Yani anlamayan kişi artık talepkar değilse, hayatından umudunu kestiyse sen ona 10 bin tane feedback sayfası her birinde 500'er tane onları göstersen ona yardımcı olamazsın. Hani derler ya hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz derler ya. İşte onun gibi eğer bir insan istemezse siz ona yardımcı olamıyorsunuz. Burada feedback 10'da. İnsanların bize gönderdiği hayatındaki değişiklikleri ne yapmışız, paylaşmışız. Siz de okuyabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyun. Neler değişmiş, neler olmuş. Mesela burada 2,5 ayda 12 kilo vermiş kişi. Bunun yanında da birçok daha devam eder. Okursunuz. Sevgili arkadaşlar, bir bu kadar da bizim daha arşivde var. Paylaşamadık. Siz de hayatınıza güzellik katmak istiyorsanız tekrar söylüyorum. Eğer siz de hayatınıza güzellikler, zenginlikler, mutluluklar, huzur katmak istiyorsanız, kendinize değer veriyorsanız, kendinize önem veriyorsanız, kendinize yatırım yapmaya hazırsanız, o zaman bizim eğitimlerimize katılmak için başvuru gönderin. Eğer her şey uyarsa, siz uygunsanız, bizim program size uygunsa, sizleri bizim programlara alırız ve sizinle 3 aylık, 6 aylık, 1 senelik veya 2 senelik bir program ayarları sizin durumunuza göre bir online eğitim programı özel size göre hazırlarız. Sizinle ilerleriz. Nasıl binlerce insan hayatını değiştirdi pozitif manada siz de değiştirebilirsiniz. Bunun için hemen videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun, gönderin değerli arkadaşlar. Başkası yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz. Bunun için biraz yaklaşmanız gerekiyor. Kapıya yaklaştığınızda kapılar otomatikman açılıyor değerli arkadaşlar. Kader gayrete aşık. Hemen videonun altındaki linke tıklayın. Formu doldurun, gönderin. Online eğitimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.